böyle yapıyorsun ya? Haris, ver bırak bakayım de topunu. Dur bakayım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ya Paris, eskiden küçük kutuyu nasıl dövdüğünü biliyorsunuzdur. Bunu da aynı şekilde dövüyor. Bunu da herhalde... Bak şimdi deneyi kalktı. Küçük beni! Gel, beni gel, beni gel. Beni gel. Aman inan inan. Sen gerçek benim. O beni gidecek zaten. Kancanın kardeşi gel buraya. Hop. Arkadaşlar videoda bazen geçen ofisteki videoda
bu atlıyor, tamam mı? Yani ben onları serbest bıraktım, yani kendi cesaretlerine göre atlayabiliyorlar. Yani bunlar üçüncü nesil biliyorsunuz. Burada hepsi atladı, zıpladı, tamam mı? Tabii ki bu tarz bir yerde bırakmıyor. Buradan zaten atlamaz. O nereden atlayacağını iyi biliyor. O nereden atlayacağını iyi biliyor. Bakın buradan atlamayacaktır. Demek ki o masanın oradaki mesafe ona şey gelmedi, atladı. Ama bir şey olmuyor yani, bir şey olmadı. Ha, belki doğru değil. Ama bugüne kadar hep bu şekilde serbest bıraktım. Kendi kafalarına göre takıldılar ama bu yükseklikten atlamasına izin vermem zaten kollarım. Ama orası çok fazla bir mesafe değildi. Ayrıca halıya atlıyor yani. Zaten bir şey olmuyor Allah'a şükür. Ama yani tabii doğru da diyemeyiz yani. Doğru da diyemeyiz. Ama ben burada yetiştirmiş olduğum Jack Russell'ları görüyorsunuz. Yani bugüne kadar hiçbirinde bir problem çıkmadı. Allah'ın izniyle inşallah bundan sonra çıkmaz. Bakalım bunu buradan atlamayı gözüne kestirecek mi? Kestirmez zaten. Atlamayı düşünüyorum. Ne düşünüyorum? Gel tamam, gel. Nasıl bakıyor ya? Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Böyle şey, yavru böyle tutulur. Bakın. Böyle tuttuğunuz yavru eğer ciyaklamıyorsa bunun bir sebebi varmış yani. Bunu da ben tabii sonradan öğrendim ama zaten annesi de böyle buradan tutup taşıyor. Ama böyle tuttuğunuz yavru eğer ciyaklamıyorsa o yavru acıya dayanıklı oluyormuş. Yani daha sağlam oluyormuş. Öyle söylüyorlar. Çok da bilmiyorum ama söyleneni söylüyorum. Mars! Gel beni gel. Ne yapayım?
bana. Bella! Bella! Gel! Hadi gel bak! Bak ele bak ya. Elin nasıl kalıyor? Sen buraya bir gel bakalım. Sen buraya bir gel. Şimdi şerefsiz seni. Şimdi şerefsiz seni. Sen de böyle yavruyu bunda sığır. Hani öbür ufak nerede ya? Nerede o ufak? Aa oraya gel. Beethoven gel. Atla abiye bak. Atla abi. Nerede lan gel. Bu da anasından kasaydı. Hadi gel. Al bakayım gel. Gel buraya. Paris gel bak. Al Paris. Al Paris al. Paris al. Gel buraya benim. Beni gel beni. Seni göndereceğiz beni. Seni getireceğiz biz. Ya bak. Prada. Gel buraya. Bak çocuklara düzgün davran bak. Bak seni görüyorum ha. Beni sen şu Prada'yı biliyorsun. Bak burada da böyle kemik parçaları var. Bunları bulur yerler. Allah korusun. Arkadaşlar. Gel. Gel buraya. Nerede suyu içiyor ya? Hadi Venü gel. Şimdi Venü'nün son günleri ama diğer iki arkadaş yani burada mı kalacak gidecek mi? Şu an bir belirsizlik içinde devam ediyor süreç. İyi bir aile bulursak arkadaşlar onları da vermeyi düşünüyorum artık çünkü yani şu an diyelim severken insanın veresi gelmiyor ama böyle aralarında bir tatsızlık kavga olduğu zaman tabii pişmanlık oluyor biraz niye durdular niye çünkü bunlar bu kadar tatlı olmayacak büyüdüğü zaman biraz daha canavarlaşacaklar biraz daha yaramaz olacaklar yani böyle Topika gibi dolaşmayacaklar burada. Birbirlerine saracaklar. Şu Prada'yı görüyorsunuz değil mi? Prada! Gel buraya gel!
Bak şimdi toprağa bas, bak nasıl basıyor toprağa. Ama tabi seçici davranmak zorundayız. Bunlar şimdi bizim evladımız gibi. Havladı oradan, bak aşağı havladı beni. Beni yapma. Al sese bak. Tam Venüs sesi ya. Görüyor musun? Biz yani yavruları verdiğimiz zaman gerçekten verdiğimiz ailelerin dört dörtlük bakabileceğine emin olmazsak bunu verme şansımız yok zaten. Kolay değil. Ama bazen ya mesajlara da bakmak istemiyorum. Bakıyorum hep böyle bize hediye ver. İşte yok 15 paket çok değil mi falan diyen arkadaşlar. Bunlardan bıktım ya. Özellikle yani bazen işte buraya bir hediye gönder, biz seni 5 senedir takip ediyoruz. Tamam diyorum. O zaman sen de köpeklerime 15 paket hediye al. Tamam. Yavruyu alma, köpeklere 15 paket hediye mama al yani. Buradaki hayvanlar yesin. Biz her ay alıyoruz 30 paket yani. Sen de 15 paket bizim köpeklerimize hediye al. Hediye yani. Sen de hediye alıyorsun. Madem hediye istiyorsun, sen de bizim köpeklerimize 15 paket hediye mama al. Bak, 5 gözden bakıyorlar. Bak bak. Boz, Bella, Raskol. Yani buradan bu yavruyu istemeye, böyle bir yavruyu istemeye sen hediye olarak bunu istemeyi düşünüyorsan ben de senden 15 paket hediye mama almayı düşünüyorum. Eğer yavruyu gerçekten iyi bakabilecek olan arkadaşlar yani 15 paket mama almak zorunda. Zaten arkadaşlar bu dişiyle, şu görmüş olduğunuz dişiyle şu erkek var işte, o Beethoven dediğim. Tabi Beethoven ben diyorum ona arkadaşlar ama yeni adı ne olacak onu göreceğiz. Aslında birkaç arkadaş var işte, Ankara'da var bir arkadaş. Yani işte yöneticisiyle anlaşamayan falan. Rolanti'de beklediğimiz arkadaşlar var, Samsun'da var. Artık hangisi önce davranırsa, önce mamayı alırsa. Ben bugün birisi arasa, eğer ki dediğim gibi şartlara uygunsa, mamayı alırsa ona vereceğim. Kimseye ben söz vermiyorum. Herkese aynı eşit şartlarda 15 paket mama. Zaten alacak arkadaşlar evde bakacak veya güzel bahçesi olan arkadaşlar var. Kapalı ortamda bakacak arkadaşlar var. Şartla uyduktan sonra, mamayı aldıktan sonra hiçbir problem yok. Ama özellikle söylüyorum arkadaşlar, bu köpekleri hani parayla aldığını düşünmesin. Buradaki köpekleri 15 paket mama alsın. Yani bu köpekler mama yiyor. Biz bu mamayı zaten alıyoruz. Ya bak, onlar hemen öğretiyorlar. Görev aşkını öğretiyor onlara Paris şu anda. Gel. Şu anda görev aşkını öğreniyorlar. Ama gerçekten bütün sürümleri yüklenmiş artık. Yani bütün özellikleri açılmış. Jack Russell yavruları. Fare işi, mağara işi. Bakın orada teker teker böyle arayacaksınız, böyle yapacaksınız. Hepsini öğretiyor. Bakın üçü de orada. Şu an eğitimdeler. Orayı diziyoruz. Orada fare var illaki. Orayı yıkıyorlar. Diziyoruz, yıkıyorlar. Ben şimdi bir burada söyleyeyim bakayım. Aa, burada gel. Aa, burada. Gel. Burada. Evet. Bakın nasıl geliyorlar. Al. Veni'ye bak. Veni çıkamıyor. Veni çıkamıyor. Aa, çıktı. Aferin Veni. Gel bak. Ha, burada. Burada. Arkadaşlar Allah aşkına ya. Yani şu şöyle bir Jack Russell'a 15 paket mama çok mu yani? Baksana şuna ya, maşallah. Biz bu kadar emek vereceğiz. Bu kadar zaman harcayacağız. Tamam, yavruyu ver bana, hediye ver. İşte ben seni takip ediyorum. Ne kadar güzel değil mi? Burada hem zaman hem vakit şey, hem emek, yani vakit çok önemli bir şey ama biz bu vakti bunlara harcıyoruz. Ama bizi de mutlu ediyor tabii ki. Bunları sevmek, burada beslemek çok farklı bir duygu. Ama bunların ya verdiğim yerler var ya, özellikle Ali kardeşimizin yeri, işte Murat Aktaş, bu doktor hanım var. Yani o kadar bana atıyorlar böyle videolar, fotoğraflar, o kadar mutlu oluyorum ki. O kadar güzel ailelere sahiplendiriyoruz ki. Yani ben de bu konuda şanslıyım. Çok İyi hissettiriyor bana. Ve Ali'nin bir yeri var. O Ali Eriş kardeşimizin. Helal olsun. Vallahi mükemmel. Ali Eriş bana
bir video attı. İstanbul'da bu kardeşimiz. Ya kaç tane mesaj geldi. Abi beni de buraya sahiplendirir misin? Beni de buraya sahiplendir diyorlar. Yani kaç kişi? Gerçekten çok güzel bir, yani kutu gibi bir yer var. Güzel bir bahçe. Başka ırkları da var. İstanbul'a gidince oraya gideceğim inşallah. Başka köpekler de var. Bir tane Pali gibi bir köpek var orada zaten. İlk önce köpekleri, mesela orada adam hemen bana şöyle yazıyor. Ya köpekler burada mı duracak? Şimdi köpekleri ilk başta adam bahçeye çıkardı. Şöyle bir alanın içinde, daha aşıları bitmediği için ortama salmıyor. Ortama salmadığı için öyle ufak bir şeyde kare şey var. Köpekler dışarı kaçmasın diye. Orada köpekleri muhafaza ediyor. Hemen eleştirilere bak. Yazık işte, bu hayvanlar burada mıdır? Ya beyin mi yok artık, bilmiyorum, uzayda mı yani? Ne diyeyim ben buna ya? O köpekler orada yaşayacak olur mu yani? Adam biraz mantıklı düşünse onu anlar ama anlamıyor. Adam diyor köpekler orada mı yaşayacak? Ya o kadar bahçe var, o orta alanda onları tutacak adam. Adam özellikle buraya adam gönderdi, köpekleri aldırdı. Yani gerçekten değer veriyor, helal olsun. Mesela Venue, ben normalde bu Venue'yu ben getireceğim ama normalde şimdi Ankara'ya giderken yol üstü bırakacağız onu Çorum'da. O arkadaş da ameliyat olduğu için gelemiyor. Normalde öyle bir şey yok yani. Ben köpeğe değer veren gelip alacak kardeşim. O arkadaşımız da ameliyat olmuş. Uzun yola gidemiyor. O yüzden onunkini bırakacağız. Onun da aynı bahçesi çok güzel. Ortamı da güzel. İnşallah beni de orada mutlu olacak ama beni biraz yaramazlıklarını orada tek başına yapacak. Baksana buna ya. Kurt ya. Venüs. Bunun adını ne koyacaklar acaba? Bunu inşallah Venüs koyarlar ya. Venüs güzel isim. Bunun yani ablası Venüs. Babaannesi Venüs. Onun babaannesi gene Venüs. Yani Venüs, bunlarla Venüs gidecek. Anladım. Nerede? Hemen gidiyoruz dedim ama. Bu Venüs nasıl koşuyor gördün mü? Hadi gel. Al. Nerede öbür çivit baş? Aha öbür çivit baş. Gel buraya. Gel buraya bakayım. Gel. Aa, bak altları bak, suya şey yapmış, ıslanmış altları bak. Ha Venüs koşmaya. Koşmaya bak ya. Yani büyük ihtimalle erkek de arkadaşlar gidecek herhalde ama dişi de bakalım. Değerlendireceğiz şeyleri, teklifleri. Ailemiz hiç gitmesini istemiyor. Takipçilerimiz de gitmesini istemiyor. Ailemiz diyor ki ne olur kalsınlar ama ben bu sefer onları dinlemek istemiyorum gerçekten. Burası pirana dolu. Yani burayı söküp evi yıkarlar. Hele var ya bu Venü, hepsine bedel. Bak ne kadar yaramaz olduğunu o tipinden anlayabilirsin. Ha. Bak bak. Pudini gel buraya bakayım. Gel buraya Pudini. Bunlar şimdi burada biraz büyünce oynayacaklar. Böyle piti piti koşacaklar bunlarla. Tabi o günleri biz görmeyeceğiz. Ama nasıl atlıyor ya. Bak, o var o acayip cesaretli ya. Hep hiç dinlemiyor. Hemen atlıyor. Bak hemen başladılar aramaya. Bak Pudini. Bu çocuklara düzgün davran. Bu Lady sen kilo almışsın Lady. He? Sen kilo almışsın. Mars. Yine abi Mars. Arkadaşlar Mars. Bakın iyileşti burası. Mars geçen gün kar yağıyordu. Evden yanlıya koştum yani. Düşünün bir terliği giydim öbürünü giyemedim. Düştüm zaten abi, ayağımın burası böyle yara oldu. Yani bir ses var. Hava soğuktu. Ağıra koydum onları. Bunlar arka tarafta. Korsanla birbirine girdi gerizekalı. Ben gitmesem belki de korsanın burasından kan akıyordu. Buradan herhalde bir şey oldu. O ufacık yerden oranın aralık olduğunu biliyor. Oradan gitti korsana dalıyor. Bu da korsanı ısırmış. O da bunu ısırmış. Korsanında kan vardı. Bu Mars. Buna böyle bakmayın. Ha böyle sessiz duruyor. Tam bir pitbull.
Tam bir pitbull Mars. Ama Mars'ı seviyorum, bana dönmüyor hiç. Küçük kutuyla Mars bana dalıyor. Yani Mars'ı kavgada ayırmak kolay, bana dönmüyor. Diğerlerini ayıramıyorum ki. Görsün, çoban köpeğiymişim oğlum ben. Hem Mars. Mars, dünyanın en meşhur jakrasılarından biri sensin ha. Bütün herkes senin videonu paylaşıyor. Bak ya, bak! Bırak orayı! Bak bak, yine orada arıyorlar bak. Onlar öğretiyor şu anda orada. Şurada ondan önüne gel. Ya, Pudin, bak ona düzgün davran bak. Aynı o da o kedi lan, Tom lan Jerry var ya. Ben bakınca hemen şey yapıyor. Seni yiyeceğim ya. Seni yiyeceğim ya. Bir tane mesaja baktım yine arkadaşlar. Ya sövecektim de sövecektim. Ne oluyor ya? Bir şey var orada. Gel oğlum bakalım. Ya ne oluyor? Ananın köpek gelmiş oraya. Ya oğlum sen salak mısın o köpek ya? Tam orada beyaz, gördün mü? Tam orada bak, köşede bak. Gördün mü? Lan köpek! Çık lan bak! Çık lan! Biz ona mı bakayım bize? Ne işin var burada oğlum ya? Mügü'yü sen tanıyor musun? Balonu salacak bir gün gidecek ona. Ne yapıyor ya? Odunlar düşecek çocuğun kafasına. Ha gitti. Coşkun abi ne köpeği? Coşkun abi ne köpeği? Tamam tamam. Durmayın tamam. Coşkun abi ne köpeği? Gelin buraya bakın. Arkadaşlar daha temizlik yapıyoruz. Temizlik bitmemiş. Gelin buraya. Ya havuna bak, havuna havuna. Sen de gel benim. Benim şerefsiz bir yer. Neyse bunları arkadaşlar yukarıda biraz daha yoracağım. Ondan sonra yerlerine koyalım. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.